Merhabalar, ben Köfte İz Köfte ve Feed the Bees'in 9. bölümüne hoş geldiniz ve bugün yeni bir konuğumuz daha var. Kaçma. Kaçak. Karşınızda Gülser. Kardeşim. Memnun oldum da benden uzak dur. Kameralardan utanıyor. Gerçek hayatta da öyle. Evet. Bugün ne yapıyoruz? Al bir yeri yapıyoruz. Önce bir gündüz yapalım. Gelin. Tamam, hadi ben de ikinci sorayım. Köfte. Efendim. Ben ikinci sorayım bulayım. Bir saniye, şu an sorun sayısında bir artış mı var? İşte Raksiyon, sen neredesin? Yatıyorum. Ben giriyorum. Ha, tamam. Bu bölümlük ben geçici sorayım. Tamam, iki sorunum mu var yani? Hı-hı. Ha. Tamam, ben Woodworker'ıma gidiyorum o zaman. Tamam, ben de etraftaki saçma sapan şeyleri doğru düzgün yerlerine koyayım. Horse Wrench'i seviyorum. Biraz snap yapalım. Biraz fazla oldu ama. Balsam yetiştirdim burada. Evet. Ve İnternet. Alviyerlerimizi kurmaya başlayalım. Alviyerlere bakacak olursak şu şekilde craft edildiklerini görüyorsunuz. Zaten geçen bölüm göstermiştim ve onları bekliyorduk. İki tane alviyerlik malzeme yaptım. Ve bunları yukarıda... Gülser, kuş sesi senden mi geliyor? Neyse. Evet. Birinci al bir. Burada bir de F7 çalışmıyor nedense. Ne? F7 çalışmıyor diyorum. Aa. Ve de duvar mı çektiniz? Yo. Hatta... F7'ye basınca şey gelmiyor bende, çarpılar. Çantlar F7 değil ki. Hayır, çarpılar. Ha, bende gayet geliyor. Herhalde konfig şeyi. Ve duvar mı çektiniz? Evet ve bir saniye. Öncelikle bir şey deneyeceğim. Bir sürüm de... Çalışıyor. Evet. Artık çalışıyor mu onu deneyeceğim. Hayır, çalışmıyor. Çalışıyordu ya hep. Ha, çalıştı. Tamam. Biraz geç alıyordu. Hep çalışıyordu ya. Bir tek bir beta versiyonunda çalışmıyor. Bu ağaçtan kurtulayım mı? Hangi ağaçtan? Bu arada birinizden çok feci arkadan gürültüsü geliyor cidden. Benimki push to talk zaten. Ne, yani push to talk'ı açık mı unutuyorsun? Hayır, sendeki belki push to talk'ıdır. Yok canım. Bak, sen senden olabilir ya da Gülser'den olabilir. Ben kapatayım o zaman, konuşacağım zaman konuşurum. Push to talk kullan o zaman direkt. Peki. Ve şu an av yerlerimizi yapmış durumdayız. Av ben storage bas alıp geleyim mi? Şey, import bas falan yapıp geleyim mi? Yok, gerek yok. Şimdi onları AE Network bağlamayacağım zaten. Ha, tamam. Otomatik yapmayacaksın mı? Yapacağım. Tamam, şey yapıp geliyorum. Birkaç tane authentic gate falan. Olur. İki tane ondan yapayım. Var mı ki Ender Pearl'ü? Evet var. Yoksa yaparsın. Iron'dan yaparım. Minim sonum var. Ve alviyeriler ne işe yarıyor diye soracak olursanız arıların verimliliklerini artırıyor. Yani daha verimli bir apiary. Bunun yanı sıra şu an bunları alviyerilere koyuyorum çünkü çok daha hızlı bir biçimde Royal Jelly ve polen üretmek istiyorum. Bu sayede çok daha hızlı bir biçimde apiary üretebileceğim. Aslında ufak bir AE network'ü yapabilirim şu an. Eş. Authentic gate iptal evet. Mi olacak? Authentic gate'lere gerek yok. Tamam. Bana sadece en basit komponentleriyle bir AE network yapar mısın? Tamam. Ben kapım çaldı. Evet, ve demin alviyerlerle ilgili bir dörtlüğümü fark ettim.
No flowers. Çevreye çiçek koymayı unuttum. Tabii ki de çalışmazlar. O zaman ben, sen precision import bas istiyordun değil mi? Evet. Tamam. Import değil, export. İşte export, tamam, import değil. Hep karıştırıyorum onları. Ah, poison. I hate it. Ha, bu arada şunu göstereceğim. Burada tropical kullanıyoruz ve o maalesef zehir efektine sahip. Ama güzellik olarak bunu işlediğimizde şunu elde ediyoruz ve şunu işlediğimizde bunlardan elde ediyoruz. Onlar ne işe yarıyor diye soracak olursanız ve teşekkürler Emi Network için. Ne demek? Görevim. Adam sorumlu, benimsedi ya. Evet. Ve şimdi bize şu arkadaş lazım. Bir. İki. Üç. Dört. Tamamdır. Ve şimdi bunlar ne istiyordu? Bunlar yerine normal şu zırhıma koyacağım. Tabii Optifine kurulu olduğu için şu an bu biraz saçmalamış durumda. Basic processor yapabiliyor mu? Hı? Yok, basic processor da yapamıyor. O bize 6 tane istiyormuş. Neydi? Şu woven silk. Normal 9 zaman, tane değil miydi? 9 ya da 6 tane. Şey, hayır hayır. Zırh için. Zırh için şey, bir parçası için 6. Evet. Toplam 24 istiyor işte, zaten aynı ya çıkıyor. O zaman ben direkt normal zırh, direkt APR zırhı yapacağım, konsepte uygun olsun. Tamam. Evet. Evet, şu yukarıya şey, bakalım üretim oranımız ne durumda şu an. Sen herhalde otomatik ısıtmasını yapmadın şeylerin, şu basic prosesörlerin. Evet, daha yapmadım. Yapacağım. Tamam, o zaman. Bu iki bölüm arası yapacağım. Evet. Yine sıra başka neye ihtiyacımız var? Aa, evet. Bir şeye daha ihtiyacımız var. Frame housing. Bunun için golden elektron tüp lazım. Ve bana golden elektron tüp için senin buradan çekilmen lazım. Dust. Biraz şey, surface quartz istiyorum. Ne için? Şey yapmak için, silikon bitmiş. Ha, sıkıntı yok. Nether quartz kullansana. Aa, aynı mı ikisi de? Evet. Nether quartz'ı da yapabiliyorsun. Tabi ben 1.4'te oynuyordum bununla. Evet, ve şu hazır ola dursun. Gülser. Bıçak halkı mı unutuyorsun? Gülser, burada mısın? Fırsat halkı unutuyor herhalde. Olabilir. Ya da kımıldamıyor zaten burada. Neyse. Tabii ki unutuyorum. Tebrikler. Aynen öyle. Evet. Ve ben de şu golden elektron tüpleri yapayım. 48 tane herhalde işim görür. Ve sen kapanabilirsin. Tamam, ben precision import basları yapıyorum, şey export. Tamam. Başka ne lazımdı buraya? Başka bir şey lazım değil. Ay, yukarı Emi Network'ü de kurmaya başlayalım yavaştan. Ara otomatikleştirmesi için Emi Network'e geçiş yapacağız şimdi.
Evet tabii şu an night time. Ha, onun için de bir çözümümüz var APR'lerde. Ha, AVR'lerde pardon. Night block mıydı? Evet. Ha tabii dur. Önce bir şey yapmayı unuttum. Ve 6 tane APR blok lazım. Toplamda 12 tane. Ah, lanet aşağı düştüm. Bu böyle kalsın. Evet. İşte 11. 12. burada tamam. 12 tamam. Sizler gelin. Sonra elektron tüplerim nerede? Hah buradaymış. Ve valla. Frame house'lar ne işe yarıyor diye soracak olursanız. Gördüğünüz gibi, dur daha doğrusu şu an gösteremediğim gibi. Şu algılasın multiblock olduğunu. Burada gördüğünüz gibi frame yeri yok. Ama bunlara frame eklemek için bunları kullanabiliyoruz. Bunlar ekstra bir izin eklediği bir makine. Ve al verilere frame eklememizi sağlıyor. Ve bunun dışında bir de al veri light ve rain shield yapmamız lazım. Sistemi yaptın mı sen? Emin sistemini hazırladın mı? Yok kuracağım şimdi. Tamam ben otomatikleştirmeyi yapıyorum. Yok ben yani yaparım. Onu bana bırak. Onu bana bırak. Aletleri ver. Al. Ne yaptın la? Kazarsın. Atmaya üşendi. Tamam. Ha branch'la alınıyor değil mi onlara? Evet. Çok kolay zaten ya otomatikleştirmesi. Yok bir de hani kamera karşısında yapmış olmak için. Ha evet. Çünkü arıcılıkla ilgili her şeyi kamera karşısında yapmayı özenliyorum. Direktmen şu ön kısmına koyup ortadan birleştirip şey yapsam daha kablo olmaz mıydı? Yok ben böyle yapmayı tercih ediyorum ve bana renkli kablo lazım. Hmm. Tamam başka ne gerekiyor? 12 tane daha precision import bus. Export bus. 12 tane daha. Evet. O ne için? Ha şey. Precision'a gerek yok. Direktmen basic bile olur. Basic'ler craft edemiyor. Craft edemiyor dedim. Ha şey için. O zaman biraz daha silikon lazım. Craft özelliği lazım bana. Ha bir saniye. Bunları daha hızlı pişirmenin yolu var. Ne? Evet, kömür alalım. Biraz kömür waste olacak ancak. Ha minyonsan. Yep. Böyle hızlı işler için daha mantıklı oluyor. Bir tane kullanımla harcıyor israfçı. Ha, sıkıntı yok. Şey bir de ne? Ne diyeceğimi unuttum. Benden beklenir mi? Biraz kalayı pişiriyorum. O zaman aldıklarını geri koymayı unutma. Başka? İki tane daha lazım. Evet. Tamam. Bunun dışında başka ne ihtiyacım vardı? Enerji relayı birazdan yaparım. Ay, kablo. Glass'ları yapmıştım zaten. Nether Quartz ve Fluid Stars. Sen ne yapıyorsun orada? O kadar aşağılarda.
Ama eş diyor. Sen madene mi gittin? Aynen öyle. Eş ne yapıyor bilmiyoruz onu. Şeyi aşağıda şey yapıyorum, yeri yapıyorum. Woodworker'ım var ya benim. O kadar aşağılara saklamam lazım. Şimdi bana evet ve size özel ufak bir hilemizi gösterelim. Numaramızı daha doğrusu. Hileci. Kavur renklendirebiliyoruz. Experiment 115 ne? Öyle bir isim var. Experiment 115 diye. Evet. Bilmem. İyi. Sen şunları da renklendirelim. Ve şu otoglass bilmem nesini de yapsam bir an önce çok iyi olacak. Evet. Neyse bu iki bölüm arası onu da yaparım. Önümüzdeki bölümde. Tonlarca ilginç Ve sizleri bir kaldıracağım 2 saniye. cidden abi, Force Wrench multi-bloklara ne yapıyor onu merak ediyorum ben. Bir tane dünya açıp yapmayı deneyeceğim Creative'de. Ayarlayayım. Ayarlama, ayarlama. Ben ayarlarım. Boş ver. Tamam. Yani dokunma şu an. Öyle bir şey. Kamera karşısında yapmaya çalışıyorum mümkün olduğunca. Ha, unutmuşum ne. Evet ve basic import paslar. Ve bana platform lazım. Şunların da sarı olmasını istediğim için biraz uğraşıyorum böyle. Ve birileri koptu. Konuşmada. Hayır. Mikrofona yanlışlıkla dokundum. Kapandı. Yanlışlıkla mikrofona dokundum, kapandı diyorum. Ha. Bu arada Eş, Gülser orada mısınız? Ben Evet. buradayım. Tamam. Sesiniz çıksın arada ya. Şey bu neydi? Rezonu öyle yapıyordu. Rezine. Rezin şeyle odun, sürpriz odununu şey Spruce'u yapıyordu. kullan. Hı, tamam. Evet. Tamam, gündüz olmaya başladı ve Emi Network'ü kurmaya başlayayım. Sap yaptı. Sep. Evet. Sep ne işe yarıyor ki? Access Terminal. Cidden sep ne işe yarıyor? Sep ne işe yarıyor? Farklı bir odun koydu, sep çıktı. Oh, onu bilmiyorum. Direkt ben o squeezer'ı kırıp yerine koy bence. Tamam, öyle yaparım. Aşağıya doğru bir kazıyorum. Düşme. Habersiniz. Evet, bize bir enerji relay lazım. Oraya kadar en iyi kablo çekmek olmaz. Şimdi 24 tane bunun 12 tane şey istiyordun değil mi? Ne? 12 tane şey export değil mi? Evet. Tamamdır. Power relay'imiz tamam. Aslında oraya kadar kablo çekeceğim. Ama şey kablosu, bu mikro. Hayır. Emin Ne kablosu? kablosu. O zaman niye power ile yapıyorsun? Direkt gücü bundan alsın diye. Asıl Emin kablosu
çekiyorum ki build kart kablosu çekmeyeyim. Ana değil. Tam iki sistemi birbirine bağlamak istemiyorsun sadece. Evet. O yüzden power relay yaptın. Evet. Ve şu an burayı biraz rezil bir görüntüye büründürüyorum. Ama toparlayacağım. Dive off misali. Don't mind me, I'm making a mess. Fasad yapayım biraz? Olması lazım diye yeteri kadar. 5 tane. Yeter. Orayı kapa işte. Tamam, ben fasatları zaten mükemmel şekilde koyduğumu herkes bilir. Asla hata yapmam. Ve hep yanlış koyarım. Ne güzel. İşte yanlış koymakta hata yapmıyorum. Şu an Emi Network'ümüz enerji alıyor artık. Üç tane smooth stone var. Yeter. Bir de 16K storage cell gene isteyeceğim. Otomatik yapımı var mı? Var. Bir şey ısıtmam gerekiyor mu? Muhtemelen. Basic processor assembly istiyor değil mi milyon tane? He. Ve gördüğünüz gibi şimdiden bayağı bir üretmeye başladılar. Ve daha frameleri koymadılar. Tahmin oradaki malzemelerin çoğu var çünkü biraz önce o import baslar için tonlarca koymuştum. Ha tamam. Makımızı falan da buradan atayacağım. On iki tane frame lazım. Bu mantıklı storage'sel yapılmıyor ya. Ha, diamond chain istiyor, advanced processor. Evet. Bir tane craft yapayım. Onları da otomatikleştireyim ben en kısa zamanda. Aşağı yapıyorum zaten. Tamamdır. Ben de frame'leri craft ediyorum. Ve bir inventory bu. Tamamdır. Precision'ları yapmış mıydın sen? Ne yapıyordum işte. Tam onları yaparken sen geldin. Ha tamam. Bu arada 6 frame bir alveyeri için en ideal sayı diyebilirim. Yani daha fazlası tamamen bir israf olur. Hem frame housing'lerinizin için hem de frame'leriniz için tam bir israf. Dolayısıyla da 6. 6 iyi. Tabi chocolate frame falan koyacaksanız başka otur şeyler. Yok, chocolate frame kullanmayacağım. İşte hayır, otur şeyler kullanınca 6'dan fazlası olabiliyor. Proven frame kullanıyorum. Provenlar bitmemiş miydi? Proven demişim, pardon. Impregnated. Şey, 16K hazır. Güzel. Şimdi ben 12 tane şey yapacağım. Rezicim. Tamamdır o. 16K storage cellimiz hazır olduğuna göre... O zaman... Son otomatikleşme kısmımızı da halledebiliriz. Woohoo! Seni koyalım şuraya. Ardından şurayı kazalım. Bana kürek lazım. Gel. Hey? Yanıma gel. Ne için? Kürek vereceğim. Yok.
Kendi küreğimi kullanıyorum. Kürek yapmış mıydın sen Tinker Evet. Sonsuz'a? Ben yapmıyorum hiç. Direkt ben Iron Shovel falan kullanıyorum. Tinker's Construct'tan Steel Shovel'ım var. Steel güzeldir. Tamam 12 tane. Import değil, export. Oh, iyi ki de yapmamışım. Onları hep karıştırıyorsun sen de değil mi? Evet. Yani 12. 112 değil, 12. 112. Yani 12 yazdım direkt mi? 112 geldi. 112 tane olsa ilginç olabilirdi. Hı, bizim sistemi yer. Ve şimdi. Evet, şunların ölmesini bekleyeceğiz otomatikleştirme için. Tamam, bir tanesi ölmek üzere. Ben direkt yerleştiririz şimdi. Evet. Ne eksik ya bunda? Precision için. Ve şu an buna gelip şunu ve şunu gösteriyoruz. Bu sayede bu prenses ve drone'umuzu öğreniyor. Hmm, ve buraya attığımız bu saniye onları buraya atıyor. Ve bu sürekli devam ediyor. Bu öldüğünde bunu da öğreteceğiz. Eş. Ve kılıcımı düşürdüm. Şey, pulverizer'daki şeyi açma. Onu ısıtmadan kullanmam gerekiyor. Ha tamam. Bu işim bitti zaten. Tamam işte. Açma giderken diyorum. Ben de öyle kullanıyorum çünkü. Evet. Bölümden sonra kesinlikle otomatikleştirme odasına başlayacağım. Hazır gelmişken bir süreye bakayım. Ha bu arada unutmadan, eğer benim Applied Energistics tanıtımımı izlememiş olanlar varsa Power Relay tamamen ya Applied Energistics itemlerini şarj etmenizi sağlıyor ya da sadece tek controller'a enerji vererek enerjiyi dağıtabiliyorsunuz ya da direkt buna enerji vererek controller'a enerji dağıtabiliyorsunuz. Böyle bir arkadaşımız. Ve ne iki network'ü birbirine kesinlikle bağlamıyor. Ve birkaç tane de interface kullanmam gerekecek benim. Of. Onları sonra halledeceğim ben. Export basıcı daha yeni yapıyorum. Yok yok, onları ben daha sonra halledeceğim zaten. Şimdilik şunları halledelim. Buradan bu bölümü bitiririz. Baslarımız ne durumda? Yapılıyor da cidden sistemdeki her şey bitip bitip duruyor. Ne diyor? Glass bitik herhalde. Aa evet, glass bitiyor. Ben bir stack. Ben bir stack glass attım içeri, yarım stack. Tamam. Evet, ama glass'ı ömüyor o. Cidden o kadar da fazla yiyor mu ya? Evet. Bitirdi mi o glass'ı? Olabilir. Bitirmiş. Eş, sen ne yapıyorsun? Ben aşağıda turpentine yapıyorum. Woodworker için mi? Evet. Güzel. O kadar woodwork işi bitirdin mi? Bitti, fazla dayanmıyor ki. Herhalde bir stack'te iki stack odun yapılıyordu. Plank olarak. Bakalım nereleri dekore ettin? Sanırım evet. Eş, nereleri dur, o odayı dekore ediyordun değil mi? Aşağı, evet aşağıdayım. Ohoho, tam bir industrial hava olmuş. Baya industrial aslında, bir havaya bürünüyor. İnanmıyorum. Aslında şöyle steam boiler odası olsa şuralardan birer tane için. Evet. İfke. Steam boiler odasını da bu şekilde yapabiliriz o zaman. Ben o zaman iki stack glass yapıyorum. Of. Neden bunu yaptım? Ne oldu? Bilgisayar kastı. Ha. Oluyor senin bilgisayar böyle. Ne kasınca ne oldu? Ona görmen lazım. Ne oldu? Barrel'ı kırdı. Hangi barrel? Cobblestone. Orada neredeyse 64 stack cobblestone vardı. Barrel aldın mı? Evet. Ve koydum. Tamam. Tamam.
Versene pençemi geriye. Bir saniye. Al. Bir daha kırmayayım. Ha bir sen dur. Bir de ben son bir şey daha yapacaktım. Brick. Ve glowstone. Şu son iki parçayı da craft ettikten sonra alviyelerim tamam sayılır. Bir de şu basslar. Abi sen dur. Precision'a gerek yok. Nein. Neyse. İptal edebiliyor musun? Ne? O precision'ları zaten kullanacağız da yani tam craft etmediysen tamam. İptal edeyim mi? Evet. Nasıl iptal ediyoruz? Sağ tuş mu? Shift'e basılı tutarak sağ tıklayacaksın. Şey ne yapacağım? Basic. Basic. Çünkü ben craft... de direkt basic lazım diyordum. Çünkü crafting işini biz aşağıda halledeceğiz. Onları... Ben de onu diyordum. Onu ben unuttum. Ben direkt crafting işini de buraya yaptırıyordum ya eskiden. Şu an bunu yeni deneyeceğim ben de. Glass yok. Glass yok mu? Glass hiçbir tamam, zaman olmaz. Isıtıyorum. 16 tane var burada. Hiç yetmez. Bu arada bu seferki tamamen benim dörtlüğümde, özür. Biliyorum. Ve bunları da koyduğumuza göre bunlar şekillendiğinde artık yağmurda ve gece de çalışabilecekler. Kısacası ya ben hiçbir arıma Nocturnal ve Flyer özelliğini eklemiyorum. Sadece KV ekliyorum. Onu da yakında öğreneceksiniz neden eklediğimi. Tepesine şatı yapmak için. Hayır. Tepesine alviyeri dizmek için. Alviyeri üstüne alviyeri mi yapıyorsun? Evet. Alviyeri üstüne alviyeri koyarım. Daha az yer kaplıyor. Şey apiary'lerde ben onu yapıyordum katlarca üst üste de alviyeri saçma olur. Alviyeri'lerde ışık engelleniyor. O yüzden cave şart. Alviyeri'lerde çok garip görünür ya. Bir de aralarında yarım blok boşluk kalıyor ya, slab var. Güzel. Ben 6 tanesini aldım. Efendim? Biri beni eve alabilir mi? Sen neredesin şu an? Bilmiyorum. Madem ne gitti? Evet. Al. Dur, ben ona şey yapayım mı? Çanta, knapsack. Olur. Ha bu arada şey, sen bizim API şey backpack'imizi aldın mı? Miner's backpack'imizi. Yusar? Aldım. Tamam. Tamam ben onun knapsack yapıyorum bir tane. Induction smelter seviyorum. Ve telefonum çalıyor. Ve geri geldim. İşte ikiye katlanmayacak şeyleri farklı bir yere koyacaksın da onu bilmiyorum nerede. Uf. Abi. Efendim? Kuarsları nereye koyayım? Kuartzları şey sistem. Elimle kır. Elimle mi kırayım? Şeyle, şey fortune'la. Peki. Var mı ki onda full fortune? Evet. Yapmıştım. İyi. Ben de şu an şunları diziyorum. Bir tek bende full fortune yok. Of. Çünkü sen noobsun. Hayır. Sadece o kadar lapisin yok. Çünkü noobsun. Bizim direkt hayır. İlk günlerden vardı. Nasıl abi lapis nadir bir maden ya, o kadar nasıl buldun? Lapis nadir mi? Evet. Diamond'la eşit çıkma olasılığı. Biz gayet her köşe başında buluyorduk lapisi. Diamond'la çıkma olasılığı eşit. Hiç de bilmiyorum. Eşit, sadece bir tane oradan fazla çıktığı için fazla geliyor her zaman. İstiyorsan Minecraft Wiki'den bak. Eşit Diamond'la. Ve bir saniye, şu sonuncusunu nasıl ayarlayacağım? Aklıma bir yöntem geldi, ancak şunu kırmam gerekecek. Şimdi yaptım çantanı. Tamam. Benim çantam mı? Evet. Ah! Buradayım. Arkanda.
Bunun ne yapacağını biliyorsun değil mi? Evet biliyorum. İyi. Diğer baslar. Bir tane export bas var burada. Diğerleri ne? Glass kalmış. Glass şurada bayağı olmuştur şimdiye kadar. Bakayım hemen. Olmuş. Koyuyorum direkt. Yani ben burada sıkıştım herhalde. Bas 2. Bakalım bu Hop, sefer neyde sık kalmış? Sıkıştım. Quartz'ta kalmış. Ne quartz'ı? Nedir quartz? Yani dust'ı. Hı-hı. Koyarken dikkatli ol, şeyi kapatmayı unutma. Neyi sen koy. Ben şu an diğerlerini üste koyuyorum. Ha tamam, da hala glass yapıyor. Yok hayır, quartz'ı dust yapacaksan furnace'a vermesini kapat. Ben yukarıdayım şu an. Ha tamam. Hop. Hazırlanmış olanları yukarı yerleştiriyorum. Tamam. Ve bana op ver. Hayır. Neden? Hayır. Yine. Evet. Şu sonuncuları da halledelim. Ben biraz da... Şeylerin, bu masaların limiti var mı ya, ne kadarının ayağına birleşeceği? Bibliocraft. Evet. Hiç bilmiyorum. Gerçekten hiç bilmiyorum. Hmm. Yok sanırım ya. Yani varsa da herhalde 64 çarpı 64 falandır. Ya da 1024'tür varsa. Olabilir. Ki o kadar masayı neden kim birisi yapsın? Hani? Manyaklığına. Test etmek için. O kesin şey, modun geliştiricisi demiştir ki vardır kesin böyle bir manyak, ben yapayım. Limitli olsun. Ve bir 12 tane daha craft et. 6. Tom of Alcaeus nasıl yapılıyor, kolay mı? Var bizde. Kolay mı yapayım diyorum. Kolay ya. Çok fazla bir şey istemiyor. Sadece malzemeleri toplamak gerekiyor. Bakayım. Oo. Sen bitmişsin. Ha kolaymış. Uhu, ben bunları bitirmeyi başarmışım. O zaman ne yapıyoruz? Bunda otomatik yaşadı. Daha her zamanki gibi fırının içinde gravel var. Evet. Bir tane daha export bus var. Zaten dur. 3 tane bekliyorduk. Diğerlerini bekliyor? Certus Quartz. Certus Quartz lastlarımız nerede? Orada. De bu hala bekliyor. Yok mu Certus Quartz Dust? Yok diyor. Yo var, hatta 173 tane var. Nedir Quartz Dust? O yok. O yapmak lazım. Yapmaya başlayayım. Ben direkt yarım stack aldım, koyuyorum. Hem şeyi fırına çıkartmasını kapat. Gidiyorum. Tamam. Evladım noob değiliz. Noobsun. Noob sensin. Hayır değilim. Ve kolu buraya koyma. Monazite'de. Onu ben koymadım. Kolu ben işlerim. Bana bırakın o kolu. Kol işlemek gibi özel bir hobim var hatta. Sen kollar hakkında her şeyin hobisi var sende. Hı? Ah. Efendim? Generator'ını çaldım. Ha. Aa. Merhaba. Merhaba. Evet. Creeper gel.
Ne yapıyorsun? Patlatmayacağım, öldüreceğim. Tek. Evet. Bunlar da yapıldı. Evet. Ah. Tamamdır. Şunları Cidden sen yıkat. sistemini öğretmen lazım, nasıl glass yapılacak, short Evet, draft onları yapılacak. yapacağım birazdan. Yani bölüm arasında. Kolay zaten ya, bir tane Biliyorum. interface. Bir saniye. Ben şu an access terminal'a tıklayamıyorum. Çünkü server Hop. kapandı. Yine mi? Evet, bununla bir ilgilenmek Ben lazım. yaptım. Sen, ne yaptın? Bu sefer ben yaptım. Ne yaptın? Şeye gittim ya. Twilight Forest'a. Aa, Twilight Forest kapıyor mu ki? Ne? Bilmem. Neyse. Tuvalet borsası, sen nereden gittin? Portal mı yaptın? Sizin oradan. Neyse, ben ilgilenirim Benim evden mi bununla. gittin? Evet. Server tekrar açıldı. Her crash'in ardından otomatik açılma emri vermiştim server'e ve bu bayağı işimize yarıyor. Ve şimdi şunların hepsine bunu öğretelim. Mı? Ha, yemiyor mu? Denemek istiyor musun? Siz Hayır, neyden ben bir dakika bahsediyorsunuz sana öyle? yaptım. Şu an hayatım tehlike altında bir dakika. Raksi. Bak, bir canım, neyse. Tamam. Raksi, eşe vurma yetkisi sadece bana ait. Ve İyi. Gülsene. Yok, cidden ona tek atıyor mu? Onu denemek istiyordum sadece. Hiçbir koruma yok üstümde. O zaman atar. Teşekkür ederim. Ne oldu? Sıkıştırdı Kilitledim. beni. Hani şunları öğretiyorum. Bunları da yukarıdan otomatik taşıyacak bir sistem hazırlayacağım. Evet. Ve sen öldün mü? Ölmüşsün, tamam. O zaman seni de öğretelim şu an şuraya. Arı katili. Facepalm. What? No. Emi network'ümüze koyalım. Otomatik olarak buraya gelecekler ve üreyecekler. Şu kabloları da aşağıdan bağlayayım da. Gayet ecelleriyle ölüyorlar. Ben bir şey yapmıyorum. Arıların Buna da yardım yaşamasına ettim izin işte. veriyorsun ki Ne? ölüyorlar. Daha girmedik ki hiç. Girmedim. Twilight Forest'a ilk İyi, giren güzel. sensin. O zaman Naga'yı da öldüreyim ben. Sınırsız Naga var. Aa, Evet. Ve bu arılarımız benim mis gibi gözümü mü? çalışıyor şu an. Akıl Efendim? asistan Buildcraft şeyleriyle falan su veriliyor değil mi? Kaldır ona. Evet, biz ne yapıyoruz zannediyorsun? Unutmuşum. Neyse, bölümü Direkt burada ben bitir. Talov Efendim? Direkt ben Talov Golem koysaydın diyorum. Böyle daha rahatımıza geliyor. Evet, şunları da şuraya taşıdıktan sonra bölümü burada bitirebilirim artık. İzlediğiniz için teşekkürler. Kötesi köfte bindiler. İyi eğlenceler.